Şöyle diyor, 45 senelik eşimden duymadığım tatlı sözleri duydum, kandım ve tüm birikimimi kaybettim. Gerçekten böyle bu durumlarda da insan parasına mı yansın, duygularına mı yansın? Çok zor bir durumda olduğunuzu biliyorum ama yaşadıklarınızda herkese örnek olsun. Mersin Mut'tan geldi kadın hanım. Yalnız yaşıyor, iki kızı var. Eşi bir buçuk yıl önce kalp krizi geçirerek kollarında vefat etmiş. Yakın zamanda okuma yazma öğrenmiş, hayata da tutunmaya devam ediyorsunuz. Ve Kadın Tekin Muhammed Güner'le 5 Ekim'de Facebook'ta tanışıyor. Ee, Muhammed de 66 yaşında olduğunu, yani sizle aynı yaşta olduğunu söyledi öyle mi? Evet. Yok siz, he, yani siz de 66'sınız. İzmir Dikili'ye bağlı Delikli, Deliktaş'ta yaşadığını, Eşinin 12 yıl önce kanserden öldüğünü, iki çocuğu olduğunu söylüyor. Tanıştıktan iki gün sonra Mersin'e geliyor. Hemen de sevgili olmuşsunuz sizden dinleyeceğim. Sonra kızınızla tanıştırmışsınız. Arkadaşlar iki günde ilişkiye dönüşmüş ve Muhammed Günaydın çeşitli vaatlerde bulunmaya başlamış. İşte sağlık sorunlarının tedavisi için seni hastaneye götürürüm, Antalya'dan villa alırım falan diye. Ee, ama tanıştıktan 3 gün sonra ablasının kanser olduğunu söyleyip para istemeye başlamış. Facebook'tan nasıl Kaç öncelikle ne kadar birikiminiz gitti toplamda? Bir 300 bin lira falan gitti. 300 bin lira. Evet. Ondan sonra tekrar dedi ablam dedi ikinci ameliyatın olacak ölmesin. Benim bir oğlum öldü 16 yaşında. 17 yaşında torunum öldü. 65 yaşında eşim öldü. 30 yaşında kardeşim paramparça oldu. Allah rahmet eylesin. 63 yaşında kardeşimin biri öldü. Onunki de ölmesin diye ben ona borç olaraktan yardım ettim. Çünkü ben acıyı çok çektiğim için. O banka kartını filan arabasından çalındığını söyledi. Kısa dönemde 10 gün içinde dedi ben sana geri iade edeceğim dedi. Yani toplamda 300 bin liranızdan mı oldunuz? Bir 300 bin lira değil. He. Altın ziynet şeylerimi de aldı yani. Nelerinizi aldı mesela? Evet. Nelerinizi aldı? bir yedili gerdanlığım vardı. Set bileziğim vardı. Zincirde gerdanlığım. Ondan sonra altı tane çeyrek, dört tane de büyük. Ablam ölmesin dedi. Antalya'da ameliyat ettirdim dedi. Yardım et dedi yani Siz ölmesin. Siz de Ekim dedi. ayında mı tanıştınız? Efendim? Bu Ekim ayında tanıştınız. İşte Ekim ayında geç, He. Evet. Ekim, Kasım, Aralık, hı hı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Ya yani 8 ayda mı bütün birikiminizden oldunuz siz? Hı hı. Ne zamana kadar görüşüyordunuz? 15 gün, 16 gün öncesine kadar görüşüyorduk. Görüşüyordunuz. Yani sekiz 8 ayda bütün bunları kaptırdınız. Evet. Sonra, sonra da, sonra, sonra da kaptırdım. Ondan sonra ilişkiyi kesti benimle. Ne telefonuma cevap veriyor? Bazen bir günaydın diye yazıyor. Burada senetler de var. Evet, işte o paranın şeyleri. E o bir yüz bin liralık var. O üstünü bankanın faizini vereceğim dedi her ay. bin liralık var. Evet. O, o üstünü bankanın faizini hesapladı. Ona senet imzaladı. Bir tane 200 bin liralık var. Evet. E burada sırf zaten 365. Bir de bu. Ah 465 bin lira sadece burada var ablam. Sen ne kadar paranın da gittiğini bilmiyorsun ha. Neyse. Sen şimdi Facebook e, önce Kendim şeyden başlıyorum. Kaç yani... yıllık evliydiniz? Efendim? Kaç yıllık evliydiniz eşinizle? 45 yıl. Severek mi evlendiniz? Eşimle severek evlenmedim. Çünkü ben 20 yaşında evlendim. Bir sevgi görmedim kimseden. Mek'la konuşuyorduk bazen. Öyle Dinle... yüz bir görüşmemiz çok az oldu. Ha, Görücü usulü gibi. Ondan sonra eşime sevgime mi, mı bilmiyorum yani. Neydiğini ben de bilmiyorum. İyi kötü bir geçicememiz vardı yani hep ormanda çalıştık zaten eşimine beraber ben dört sefer şey ameliyat oldum. Siz bana eşim iyi sözler söylemezdi demişsiniz. Söylemezdin. Heh. Sonra bu e, şeyle tanışınca neydi bu adamın adı? Muhammed Bey'le tanışınca o neler söyledi de ona kandı. Ya tatlı sözlerine kandım demişsiniz ya hangi tatlı sözleri sizi kandırdı? Seni seviyorum dedi. Ne bileyim çok değer verdi yani bir kadının dikkatini çekecek. Ne kadar kelime varsa hepsini etti. Eşiniz demez miydi öyle şeyleri? Hayır. Demezdi eşim. Siz ona söylüyor muydunuz? Evet. O size ne diyordu peki sen de kocacığım seni çok seviyorum. O ne diyordu? Ben seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor mu dersem... He. Tek kelimesi sen bilirsin. Ne? Sen bilirsin derdi. Seviyorum diyemezdim. He seni seviyorum. Sen de beni seviyor musun diye soruyoruz. O da sen evet. bilirsin. Ha sen bilirsin diyor aslında. Yani sen benim ya yani şimdi şimdi kızım da bana sorsa anne beni seviyor musun? E, biliyorsun. Yani bilmiyor musun? Bilmiyor be. musun? Adam yani öyle bir şey söyleyeralardı. herhalde çok seviyorum. Bu B. Çok B. Sevse, başka kadın alacak olmaz. Ondan ha, başka... soruyor Or evet Üstüme evlenmeye 3 sefer evlenmeye kalktı. Ha. Ben Onu de ondan o... yani sorardım beni sevse o cevabı alacağını biliyor çünkü. Beni sevseydin Üstüme evlenecek olmazdın. Orası hayır o zaman. Ben ona affedersiniz karşımı. yani. Evinde onun bir kölesi gibi. Dört sefer belimden ameliyat oldum ben çalışacağım diye. Aç kaldığım zaman da oldu. Susuz kaldığım zaman da oldu. Dayak yediğim zaman da oldu. Hem kaynanamdan hem kendisinden. E tamam o zaman iyi olmuş ölmüş. Allah rahmet eylesin bu gelenekselin iki erken ölmüş yani o zaman. İşte onlardan ben bulamadığım sevgiyi bu bana gösterdiği tamam, dur, için. Tamam sonra öldü öldü o. Sonra sen evet. Facebook'a mı girmeye başladın ablacığım? Efendim? Sonra Facebook'a mı girmeye başladın? Zaten Önce... vardı, vardı benim zaten öyle telefonum her şeyim vardı. Tamam, sonra Facebook'a girdin. Facebook'ta bu Muhammed nasıl seni buldu? Tanı, önceden tanıdığınız biri miydi? Yok tanımıyorduk. Nasıl tanıştınız? Şimdi bu Muhammed bir mezarlık için bir mezarlık paylaşmış. Ben tabii tanımıyorum kendisini. Bir de resmi var Hacı Bektaş'ta. Aşık Mahsun'un Şerif'in mezarının başında Hı. ben de Aşık Mahsun'ya çok saygı duyduğum bir insanıydı yani ben de buna yorum yazdım İlk baş yani ha, hiç tanımadan evet.